Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'da altyapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami ve kilisenin kalmadığını, hepsinin Ermenistan tarafından yok edildiğini söyledi. Bakü'deki zafer törenine katılan Ayrım, bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak, yeni yerleşim yerleri yapılacak, altyapıları kurulacak dedi. Bakü'de geçen hafta gerçekleştirilen zafer törenine onur konu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım tarihi ziyarete ilişkin izlenimlerini anlattı. Ayrım, Azerbaycan'da muazzam bir Türkiye sevgisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin üniversiteleri, iş adamları başta olmak üzere toplumun her kesimiyle Azerbaycan yanında durduğunu söyleyen Ayrım, bu ilişkileri bozacak içeride ve dışarıdan olan kötü niyetli insanlara fırsat vermemeliyiz diye konuştu. Ayrım, bundan sonraki mücadelenin daha kolay olmadığını belirterek şöyle devam etti. Bir taraftan masada mücadele devam edecek. Bu işi çekemeyen ülkeler var. Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal eden o şehirlerinde altyapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami, kilise kalmamış. Hepsi yok edilmiş. Buraların onarılması lazım. Azerbaycan'ın çok acil olarak bir takım işleri yapması gerektiğini dile getiren Ayrım, şehirler arasındaki ulaşım çok önemli. Fuzuli'den Şuşa'ya yeni bir yol yapılması gerekiyor. Bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak. Yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve oraların altyapıları oluşturulacak. Elektrik sistemi kurulacak, dedi.